Kanalıma ve mutfağıma hoş geldiniz arkadaşlar. Bugün sizlere şerbetiyle, kıvamıyla, tadıyla çok güzel, enfes bir limon aromalı, cevizli revani tarifi vereceğim. Önce şerbetimizi yaparak işimize başlıyoruz. Çünkü şerbetimizin soğuması lazım. Tenceremize 3,5 su bardağı şekerimizi, 4 su bardağı da suyumuzu ilave ediyoruz ve ocağımızın altını yakıyoruz. Şerbetimizin içine çeyrek limonumuzu sıkıyoruz ve kabuğuyla beraber içine atıyoruz. Şerbetlerinizin içine limonu kabuğuyla atarsanız şerbetinizin aroması çok daha güzel olur. Şimdi kaynaması için bekliyoruz. Şerbetimiz kaynadıktan sonra ben 10 dakika kadar daha kaynattım. Kıvamı çok güzel oldu. Şerbetli tatlılarınızın kıvamını ayarlamak için arkadaşlar, şerbetini ayarlamak için ben size bir püf noktası anlatacağım şimdi. Şimdi kepçedeki son damlayı şöyle tırnağınıza alın. Şöyle yapın, ters çevirin. Eğer tırnağınızdaki damlacık düşmüyorsa şerbetiniz oldu demektir. Benim de şerbetim olmuş. Şimdi altını kapatıyorum ve soğuması için bekliyorum. Kabımıza 4 tane yumurtamızı ve yarım çay bardağı şekerimizi ilave ediyoruz. Şekerimizle yumurtamız iyice karışana kadar, beyaz köpük köpük olana kadar çırpacağız. Bakın, iyice böyle köpük köpük olana kadar yumurtamı ve şekerimi çırptım. Şimdi sıvı malzemelerimi koyuyorum. 1 su bardağı sütümü, 1 su bardağından 2 parmak eksik sıvı yağımı ilave ediyorum. Şöyle bir karıştıralım. 1 su bardağı irmiğimizi de ilave ediyoruz. Şimdi içine ben limon kabuğu rendeleyeceğim. Çok güzel ve nefis bir aroma veriyor arkadaşlar. Siz de mutlaka böyle yapın. Eğer limonunuz yoksa portakal kabuğu da olur. O da çok yakışıyor. Burada 1,5 su bardağı unum var. Onu da eleyerek ilave ediyorum. Üzerine de 1 paket vanilya. Bir pakette kabartma tozu koyuyorum. Şimdi biraz karıştıralım. Bir çay bardağı da dövülmüş cevizimizi de ilave ediyoruz. Tekrar karıştırıyoruz. Ben dikdörtgen bir borcam kullanıyorum arkadaşlar. Siz büyük boy yuvarlak borcam da kullanabilirsiniz. Şöyle kabımızı güzelce yağlıyoruz ve harcımızı döküyoruz. Şimdi kabımızı ileri geri hareket ettirerek şöyle her yerine eşit dağılması için şöyle yapalım. Şimdi yayıldı. Önceden ısıtılmış 180 derecelik alt üst fırında üzeri kızarana kadar pişirelim. İyice soğuyan şerbetimizi şimdi tatlımızın üzerine dökelim. Şimdi şerbet size çok fazla görünebilir ama bir saat sonra bu şerbetin hepsini emecek. Çok güzel bir şekilde. Şimdi bir saat kadar şerbetimizin çekmesi için bekliyoruz. Tatlımızı dilimliyoruz. Bakın, şerbetini çok güzel bir şekilde çekmiş. Ben üzerini Hindistan ceviziyle süslüyorum. Tatlımı servis tabağına aldım.
Şöyle göstereyim size. Gerçekten çok güzel oldu. Şerbetini de çok güzel bir şekilde çekti. Bakın şöyle iç dokusunu da göstereyim. Bakın hiç dağılmıyor. Gerçekten çok güzel bir tarif. Tam ölçü birebir. Benim verdiğim ölçülere göre yaparsanız, sadık kalarak yaparsanız gerçekten çok lezzetli revaniniz olur. Videomu izlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Kanalıma abone değilseniz abone olmayı, yepyeni videolardan da haberdar olmak için zil butonuna basmayı lütfen unutmayın. Değerli yorumlarınızı da bekliyorum. Bir dahaki değişik, pratik ve çok güzel tariflerde görüşmek üzere. Hoşça kalın.